Merhabalar efendim. Safra kesesini korumak için ne yapmalı? Safra kesenizde çamur olabilir. Bir ultrason raporu vardır elinizde. Keyfiniz biraz bozulmuştur. Belki birkaç tane de taşınız vardır. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Safra kesesi sağ tarafımızda karaciğerin altında yer alan ve sindirime yardımcı olan bir organ. Sıvı salgılıyor. Taş oluşabiliyor. Böyle bir taş oluştuğu zaman da acilen ameliyat durumu söz konusu olabilir. Yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde gözden geçirelim isterseniz. Birincisi, benim çok önem verdiğim bir şey, lokmaları iyi çiğnememiz gerekiyor. Çünkü iyi çiğnersek sindirime yardımcı oluruz ve safra kesemiz de daha iyi çalışır, fonksiyonlarını daha iyi yerine getirebilir. İster kilo verin, ister diyette olun, mutlaka çiğneyin, iyi çiğneyin. İkincisi, susuz kalmayacaksınız. Çünkü susuz kaldığınız zaman safra sıvınızın daha koyulaşması söz konusu. Bu durumda safra taşı oluşumu şansı fazla ve bu taşlarla ilgili tıkanıklıklar da olabilir. Yağlar konusunda tereyağı önemli. Tereyağı kullanmamak gerekiyor. Bütün yağlardan uzak durun derler ama zeytinyağı ve limon karışımını da aynı zamanda safra kesesini korumak için öneriyoruz. Başka ne var? Bir kere kilo önemli çünkü genellikle safra taşı olanların bir kilo fazlalığı var. Kiloyu vermek gerekiyor. Biraz zayıflamak lazım ama nasıl vereceğiz? Hemen böyle çok sert, şiddetli bir diyet yapmanın pek bir alemi yok. Neden? Çünkü aç kalmamanız gerekiyor. Öğünleri atlamamanız gerekiyor. Aksi takdirde dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Safra kesenizi bir acil ameliyatla kaybedebilirsiniz. Meyve ve sebzelere geliyoruz. Meyve ve sebzelerde çok rahatlıkla bulabileceğiniz ve tüketebileceğiniz bazı meyve ve sebzeler var. Ama enginarı birinci sıraya koymamız lazım. Üzüm ve turunçgillerde safra kesenizi korumanız için tüketmeniz gereken önemli meyve ve sebzelerden. Fındık niye önemli? Çünkü fındığın içerisinde lesitin var. Lesitin maddesi safra taşı oluşumunu azaltıyor. Peki lesitin başka nerede var? Mercimek, nohut ve fasulyede var. Bizde de bitkisel beslemenin temelini oluşturan bu baklagilleri unutmayalım lütfen. Isırgan otu, maydanoz ve hindiba, kara hindiba otu da aynı şekilde safra kesenizi korunmak için kullanabileceğiniz yeşillikler. Et ve süt ürünleri maalesef biliyorsunuz endüstriyel et ve süt ürünleri, işlenmiş ürünler, paketlenmiş ürünler sağlık için çok uygun değil. Bunlardan da safra kesenizi korumak istiyorsanız mümkün olduğu kadar uzak durmanız gerekiyor. Az, çok az ya da hiç kullanmamanızı öneririm. Başka neler var? Basitçe elma, elma suyu, zerdeçal, nane, nane şekeri, kahve ve pancarı da listemize ekleyebiliriz. Efendim, kıymetli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.